Hocam buyurun. Merhabalar değerli katılımcılar, değerli arkadaşlar, dostlarımız. Bizim sunumumuzun bu işte 2-3 günlük bir periyotta ama böylesine güzel bir anlamlı güne denk gelmesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne denk gelmesi ayrıca bir güzellik oldu. Zaten bu sempozyum başlı başına yani akademide 3 kuşak adı altında hocalarımıza bir ahde vefa gibi bir oluşum gerçekten çok güzel olmuş. Bu sempozyumu organize eden başta Enstitü Müdürümüz Doçent Doktor Arif Kolay, tabii ki başta rektörümüz ve tertip komitesindeki bütün arkadaşlara böyle güzel bir sempozyumu tertip ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizim sunumumuzda Sayın Profesör Doktor İsmail Koca Çalışkan hocamız, ben ve benim öğrencim Duygu Şişek olacak. Üç kuşak. Biz yaklaşık 25 yıllık bir tanışıklığımız var. Ya da 25 yıllık bir mesaimiz ortak kesişti İsmail Hocam'la. Son 12 yıldır artık kendisi üniversitemizden ayrılıp Yıldız Teknik Üniversitesi'ne geçmişti. Birkaç hafta öncesinden de yaş haddinden emekli olmuş. Biz huzurlu bir emeklilik hayatı geçirmesini diliyoruz Sayın Hocam'dan. Teşekkür ederim. Bir Sağ olun. rica ederim hocam. Bir de gerçekten hocamız biraz sonra ya da Duygu'nun sunumundan sonra ben kendilerinin bir özgeçmişini takdim ettiğimde siz de anlayacaksınız ki gerçekten Türkiye'de, ülkemizde bilim adına çok işler becermiş ve bundan sonra da bizim her zaman ondan istifade edeceğimiz bir isim. Profesör Doktor İsmail Koca Çalışkan. Biraz sonra arz edeceğim kendilerinin özgeçmişini. Şimdi Duygu da benim yüksek lisansta ve doktoradan uzatmalı öğrencim. Şükür bitirebildik tezini. Benim daha doğrusu yüksek lisans tezimi, işte İsmail Hocam'ın yaptığı tezim devamı şeklinde bir doktora çalışması planladık. Ve gerçekten gayretli bir çalışmayla onu tamamladı. Duygu arkadaşımız şimdi bize bu çalışmaları ile ilgili ki iki tane farklı turp çeşidinin yabancı otlar üzerine herbisitik etkilerini başka bir teknikle. O kendisi biraz sonra izah edecek. O sunumu yaptıktan sonra ben İsmail Hocam'ın özgeçmişiyle ve bize tavsiyeleriyle devam etmek istiyorum. Buyur Duygu Hanım, sizde söz. Sunumunuzu yapabilirsiniz. Öncelikle merhabalar değerli hocalarım. Bu önemli günde bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Ben de sizinle tezimin bir kısmı olan iki turp çeşidinden Rapanus sativus ve Rapanus sativus radicula, birisi fındık turbu, birisi antep turbu. İkisinden sıvı azotla elde ettiğim özütlerin darıcan bitkisi üzerine aloepatik etkilerinden bahsedeceğim hocam. Öncelikle kısaca yabancı otlardan bahsedelim. Yabancı otlar sizin de bildiğiniz üzere tarım arazilerinde çok önemli verim kayıplarına ve mali kayıplara neden olan otlardır. Bunlar olumsuz koşullara hızlı adaptasyon gösterip kültür bitkisiyle besin, ışık, su yönünden yarışa girerek verimi düşürmektedir. Bunlarla mücadelede geçmişten bugüne kadar hem mekanik hem de kimyasal yöntemlerle mücadele edilmiştir. Günümüzde daha çok sizin de bildiğiniz üzere herbisitler kullanılmaktadır. Fakat herbisitlerin toprakta, suda, yiyecekte kalıntı sorunu yaratması sebebiyle bunların kullanımına kısıtlama istenmektedir. Bu slaytında da göreceğiniz gibi ekolojide çok yaygın bir şekilde herbisitler suya ve toprağa taşınmaktadır. Hem buharlaşma yoluyla gökyüzüne hem de topraktan sızıntı yoluyla mikrobiyal dengeyi bozmaktadırlar. Ben de çalışmamda herbisit kullanımının azaltılması yönünde bir takım önerilerde bulunmak için turp bitkisini yabancı otlar üzerine denedim. Sizinle paylaşacağım çalışmada sadece darıcan bitkisi üzerine olan aloepatik etkileri değerlendireceğim. Bu çalışmanın amacı şöyle. Antep turbu ve fındık turbundan elde ettiğim özütleri
belirli konsantrasyonlarda darıcan tohumları üzerinde denedim ve bunların aynı zamanda GCMS cihazıyla şey yaparak, test ederek Antep turbu ve fındık turbunda olan kimyasal içeriklere de baktım. Çalışmada kullandığım bitkileri görüyorsunuz. Antep turbu ve fındık turbunu. Geçmişten bugüne kadar çeşitli bu konuda çalışmalar yapılmış ve Brassica familyasının içerisinde bulunan izosiyonatların aleopatik etkileri ortaya konulmuştur. Aynı zamanda test bitkisi olarak da çok yaygın bir yabancı ot olan darıcan bitkisini seçtim. Her şeyden önce Antep turbunu ve fındık turbunu yetiştirebilmek için 3 metreye 4 metre şöyle bir arazide belirli alanları kontrol olarak bırakarak Antep turbu ve fındık turbu tohumlarını ektim. Şöyle göstereyim. Uzun süren çalışmanın sonucunda, düzenli sulamalar sonucunda hasat edeceğim boyuta ulaştılar. Burada da görüyorsunuz kontrol alanı olarak bıraktığım kısımda çok fazla çeşitli yabancı ot gözlemledim. Aynı zamanda çok yoğun oldular. Fakat turp ekili alanda siz de göreceksiniz. Neredeyse yarısından az şekilde yabancı ota rastlıyorum. Bu şekilde denemeler sonunda elde ettiğim şeyleri Antep turbu ve fındık turbu bitkilerini hasat ederek -20 dereceye buzdolabına yerleştirdim. Deney süresi yaklaştığındaysa bu turp parçalarını alarak sıvı azotta -170 derecede dondurarak ve ezerek bir toz numuneler elde ettim öncelikle fındık turbu ve Antep turbundan. Burada yaptığım çalışmanın planını size şematize ettim. Antep turbu ve fındık turbundan sıvı azotla elde ettiğim özütleri petri kapların içerisine 10'ar tane koyduğum darıcan tohumları üzerine Duygu hocam sesiniz kapandı. Tamam, şu an da sesim geliyor. Şu an geliyor hocam. Şu an geliyor hocam. Şu ana kadar anlattıklarım duyuldu mu? Duygu Hanım. Neden alırsak? Hocam biraz giden. Evet hocam buradan devam edelim. Buradan devam edelim hocam. Bir saniye. Ben şu an göremiyorum. Şu anda gözüküyor mu? Görünüyor hocam. Sunumda bir problem yok. Burayı bağıştan alıyorum. Evet hocam. Antep turbu ve fındık turbundan elde ettiğim parçaları sıvı azotta ezerek toz haline getirdim. Daha sonra bu toz numuneleri belirli konsantrasyonlarda darıcan tohumları üzerine ekledim. Darıcan tohumlarını 15 gün süreyle bitki büyütme dolabında uygun koşullar altında tuttum. Burada da görüyorsunuz hazırlamış olduğum deney düzeneğini. 15 günün sonunda darıcan tohumlarından elde ettiğim fide büyümesini ve çimlenme oranlarını şu anda ekrana yansıtıyorum. Bu şu anda ekranda yansıdı olan Antep turbundan elde ettiğim özütlerin etkileridir. Görüldüğü gibi çimlenme üzerine %27'ye varan etkiler gözlemledim. Antep turbunun kök ve gövde karışık ekstraktından elde ettiğim özütler darıcanın çimlenmesini %27 oranında etkiledi. Gövdeden elde ettiğim özütler ise neredeyse %32'lik bir etki gösterdi. Aynı zamanda en yüksek etkiyi darıcan tohumlarından kök uzamasından elde ettim.
burada Antep Turbu'nun gövdesinden elde ettiğim özütler darıcanın kök uzamasını %61 oranında etkiledi. Burada da kök gövde uzamalarına, kök ekstraktı, gövde ekstraktı ve karışık ekstraktının çimlenme yüzdesine olan etkilerini görüyoruz. Burada da görüldüğü gibi düşük dozlar çimlenmeyi çok yüksek oranlarda etkilemese de yüksek dozlar %8 ve 16'lar çimlenmeyi neredeyse %30 oranında düşürdüler. Burada Antep Turbu'nun kök gövde ve karışık ekstraktının darıcan bitkisinin kök ve gövde uzamasına olan etkilerini görüyoruz. En belirgin etkilerin kök uzaması üzerine olduğu net bir şekilde görülüyor. Aynı zamanda gövde uzunluğunda da düşüşler olduğu görülüyor. Zaman zaman %1 ve %2'lik konsantrasyonlarda minik artışlar gözlemledim. Bunların sebebi düşük konsantrasyondaki allele kimyasalların hormon etkisi yapması olabilir. Aynı zamanda fındık turbundan elde ettiğim özütleri de darıcan bitkisi üzerine denemiştim. Fındık turbunu yine kök, karışık ve gövde ekstraktını kullandım bu deneylerde. Burada etkileri net bir şekilde gözlemliyoruz. Fındık turbu, Antep turbundan farklı olarak çimlenme üzerinde de ciddi etkiler gösterdi. %65 oranında yüksek konsantrasyonlarda etki gösterdiğini gördüm. Aynı zamanda kök ve gövde uzaması üzerinde de ciddi oranlarda negatif etki gösterdiğini görüyorum. Özellikle karışık ve gövde ekstraktından gövde uzamasını %76, kök uzamasını ise %96 oranında azalttığını, baskıladığını gördüm. Burada yine fındık turbu ekstraktının kök, gövde ve tüm bitki ekstraktlarından elde ettiğim sonuçları görüyorum. Yine dikkat ederseniz özellikle %8 ve %16 konsantrasyonlarda çimlenme oranlarının istatistiksel açıdan önemli derecede azaldığını görüyoruz. Aynı zamanda fındık turbunun kök, gövde ve karışık ekstraktından ve Antep turbunun yine kök, gövde ve karışık ekstraktından GCMS'le özellikle hangi bileşenlerden oluştuğunu tespit etmeye çalıştık. Burada Antep turbunun kök ekstraktının ve gövde ekstraktının içeriğini görüyoruz. Aynı zamanda tüm bitki ekstraktının içeriğini görüyoruz. Yine fındık turbunun kök ekstraktının, gövde ekstraktının ve tüm bitki ekstraktlarının içeriklerini görüyoruz. Elde ettiğim verilere göre Antep turbunun kök gövde ve fındık turbunun kök gövde ekstraktlarından elde ettiğim glikosinolatları tablo haline getirdim. Burada sadece Antep turbunun tüm bitki ekstraktında desülfoglikonasturtin diye bir maddeyi buldum. Rapasatine rastladım Antep turbu kök ekstraktında. Yine fındık turbu kök tüm bitki ekstraktında 4-5 epitio valenitril isminde bir glikosinolata rastladım. Burada da elde ettiğim fenolik bileşikleri görüyoruz. Hem Antep turbunda hem fındık turbunda tüm ekstraklarda bazılarında aynı, bazılarında farklı farklı pek çok fenolik bileşiğe rastladım. Sadece fenolik bileşiklere ve glikosinolatlara değil, bunların dışında alelopatik etki gösterebilecek flavonoidler, ketonlar, sinamik asit türevleri gibi alkaloidler gibi pek çok sekonder bileşiğe rastladım ve onları da tablo halinde sizlere sunuyorum.
Bunları genel bir tablo haline getirdiğim zaman ekranda gördüğünüz gibi Antep turbu ve fındık turbu ekstratlarında yüksek oranda fenolik bileşiklere, glikosinolatlara rastladım. Bunun yanı sıra yüksek oranda bazılarında alkaloidlere rastladım. Şöyle göstermem gerekirse özellikle fındık turbu gövde ekstraktında fenolik bileşiklere, fındık turbu kök ekstraktında da çoğunlukla alkaloidlere ve glikosinolatlara rastladım. Bunlar da içeriğinde hani yüzde miktar olarak değerlendirdiğimizde genellikle yüksek miktarlarda yağ asitleri ve esterli bileşiklere rastladım. Diğer çalışmalarla karşılaştırdığımda test edilen tüm parametrelerde darıcanın kök ekstrakt uygulamalarından daha az etkilendiğini tespit ettim. Önceki çalışmalarda da genellikle yaprak özlerinin köke göre daha yüksek inhibitör etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Benim çalışmamda bir noktada bunu doğrular nitelikteydi. Yaprak ekstraktı kullanmadım ama yaprak ekstraktının içinde bulunduğu gövde ekstraktı ayrıca karışık ekstraktından benzer sonuçları aldım. Ayrıca bitkinin alelopatik içeriği çevresel koşullara, bitkinin kısmına, çeşidine ve gelişim aşamasına göre değişeceği belirtilmiştir önceki çalışmalarda. Üremiş ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da altı brassicası türü bahçe turbunun kök uzunluğu üzerinde en etkili tür olduğu belirlenmiştir. Ben de yaptığım çalışmada farklı çeşit brassicası bitkilerinin farklı oranlarda alelopatik etkilere sahip olduğunu buldum. Burada da şöyle büyüteyim. Çeşitli glikosinolat çeşitlerinin daha önceden antibakteriyel, bioherbisit, fitotoksik ve çimlenme üzerinde fitotoksik etkili bulunan çeşitli bileşikleri ben de kendi ekstraktımda GCMS yoluyla tespit ettim. Sonuç olarak yapılan bu çalışmada fide gelişimi bakımından Antep turbunun gövde ekstraktının darıcan üzerinde etkili olduğunu buldum. Ayrıca fındık turbundan elde ettiğim gövde ekstraktı ve tüm bitki ekstraktlarının kök ekstraktlarına göre daha etkili olduklarını buldum. Bunun yanı sıra GCMS ile pek çok glikosinolat türü, fitotoksik etkisi ispatlanmış pek çok alkaloid, fenolik bileşik türüne rastladım. Ve bundan sonraki alelopatik çalışmalarda diğer yöntemlere göre daha etkili olan sıvı azotta ezme metodunu bir ekstraksiyon yöntemi olarak kullanılmasını önermekteyim. Çünkü sıvı azotta yoluyla yaptığımız ekstraksiyonda bitkinin içeriğindeki kimyasal bileşenlerin miktarının ve çeşidinin değişmemesi özellikle hani bu metodu seçmemizde birinci sebepti. Ayrıca çalışmamızda alelopatik etkiye neden olacak potansiyeldeki bileşiklerin ileride saflaştırarak spesifik etkilerini araştırmasını önermekteyiz. Bunun yanı sıra ileride yapılacak bioherbisit üretimi çalışmalarına çalışmamızın ışık tutabileceğini öngörmekteyiz. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Anlatacaklarım bu kadardı. Biz teşekkür ederiz Duygucuğum bu güzel sunumun için. Çok sağ olasın. Şimdi İsmail Hocam'ın tanımlamasıyla bitkiler arasındaki komşuluk münasebetleri diyordu. Bütün canlılar birbirleriyle etkileşim halinde. Sanki bir merkezi sinir sistemi varmış gibi bitkiler de ancak komşuluk ilişkilerini tanzim ederken, belirlerken bu kimyasallardan faydalanıyorlar. Eskiden sekonder metabolitler denildiğinde bunların ne olduğu belli olmayan ikincil ürünler diye bahsediliyordu. Fakat
bu alelopatik ilişki, alelokimyasalların ortaya konulmasıyla ki Türkiye'deki duayeni Sayın Hocamız Profesör Doktor İsmail Koca Çalışkan'dır. Bununla alakalı çalışmalar yaygın hale geldiğinde, tarım sistemlerinde bunlar uygulandığında, az önce ifade ettiğin gibi belki biyoherbisit yapımında ve hatta bunların birbirlerini tetikleyen, yani gelişimine hızlandıran şekildeki etkileri tarımsal sistemlere çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu sunumun için tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi bize bu, bana daha doğrusu 89 yılında lisansta hocamızdı. 93 yılında Kütahya'ya biz asistan olarak başladık. Ve tez konusunu Sayın Hocam Profesör Doktor İsmail Koca Çalışkan öğrenmişti. Biz de benzer şekilde Kütahya yöresinde yaygın yabancı otların bir takım alelokimyasallarla baş edilmesi gibi bir konu vermişti, alelokimyasalları. Doktora'da da çalıştık. Akabinde işte Duygu'yla devam ettik çalışmalarımıza. Ben İsmail Hocam'ın çok işim zor, şöyle elimde 19 sayfalık bir özgeçmiş var. Onu özetlemeye çalışacağım. Özgeçmişini sizlere arz edeceğim. Hocamız 1955 yılında Bolu'nun Mudurna ilçesinde dünyaya geldi. Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünü 1979 yılında lisans olarak tamamladı. Yine aynı üniversitede doktorasını 1986 yılında tamamlayan hocamız patateste yumru gelişim sürecine bağlı olarak bitki hormonlarının polifenol oksidaz enzimi ve enzimatik kararma üzerine etkileri doktora tezini bahsettiğim gibi 86 yılında tamamlayıp üniversitede akademik hayatına devam etti. Benim öğrenci olduğum yıllarda yardımcı doçent olarak derslerini almıştım. Daha sonrasında hocamız 86-87 yıllarında doktor asistan, 87-90 yılları arasında yardım doçent, 94 yılında doçent oluyor aynı üniversitede, Atatürk Üniversitesi'nde. Sonrasında bir yıl geçmedi, 94 yılı içerisinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne geldi hocamız. Daha sonra bizim üniversitemizde profesör unvanını aldı. 2012 yılında üniversitemizden ayrılarak Yıldız Teknik Üniversitesi'nde evet, pardon, çok özür dilerim. Bizden kaynaklı olmayan bir nedenle bir ara vermek durumunda kaldık. Devam ediyorum hocamızın özgeçmişine. Hocamız lisans düzeyinde 7 farklı ders okuttu. Yüksek lisansta da 4 tane farklı dersi vardı. 6 tane ders kitabı, bunun yanında 3 tane laboratuvar kılavuzu veya laboratuvar kitabı olmak üzere toplam 9 tane kitap yayınlamıştır. Bundan başka popüler bilim kitapları adı altında Bitkiler Bizi Neyi Söyler şeklinde 2018 yılında yayınlanmış 200 sayfalık bir eseri de mevcut. Aynı zamanda edebi kitaplar şeklinde Deredeki Ceviz, Özgün Hikayeler tarzında 2020 yılında yayınlanmış 45 sayfalık bir ayrıca kitabı var. Hocamızın tez yöneticiliklerine baktığımızda yaklaşık, çünkü rakamları veya tek tek anlatma şansım yok, 35 tane doktora ve yüksek lisans tamamlatmış, yürütücülüğünü yapmıştır. Tabii ki binlerce lisans öğrencisi mevcut. Hocamızın uluslararası nitelikte 40'tan fazla yayını mevcut. Bundan başka hocamızın diğer hakemli dergiler başlığı altında
17 farklı makalesi yayınlanmıştır. Kongre ve sempozyumlarda sunduğu bildiriler 30'dan fazla yayınlanmıştır. Tabii ki sunulup yayınlanmış. Hocamızın desteklenen 7 farklı proje yürütücülüğü yaptığını biliyoruz. Ayrıca hocamız atıf sayısı bakımından Türkiye'de söz sahibi birisi. Yaklaşık 680 tane atıfı var hocamızın. Hobilerine baktığımızda İsmail hocamızın yüzme ve serbest stilde iyi derecede yüzücü. Aynı zamanda yazardır. Az önce bahsettik. Popüler kitaplar yayınlamıştır kendileri. Kısaca özetlemeye çalıştım özgeçmişini. Bundan çok daha fazlası. Söylediğimiz gibi İsmail hocamız yaklaşık 2 hafta öncesinde emekli oldu ama biz ondan istifade etmeye tabii ki devam edeceğiz. Fakat birkaç arkadaşımızın yayından düştüğünü görüyorum. İsmail hocam. Evet hocamızın. Hocamızın sesi kapalı hocam sadece. Tamam açtım. Sesim tamam. Geliyor değil mi? Geliyor hocam evet, şu an. Şimdi geliyor hocam. Eğer arzu ederseniz bizle bundan sonraki bize ışık göstermek adına deneyimlerinizi paylaşırsanız biz de istifade etmiş oluruz hocam. Söz size sayın hocam. Süleyman hocam, bir dakikalık bir söz alabilir miyim ben arada? Buyurun. Buyurun Süleyman hocam. Buyurun Arif hocam. Hocam, İsmail hocamıza ben teşekkür için söz aldım. Bu böyle bir davetimizi kabul ettiği için, Enstitü'nün düzenlemiş olduğu etkinliğe katıldı, bizleri yalnız bırakmadığı için şükranlarımı arz etmek için aradım. Teşekkür ederim. Başka bir izni yok. Sağ olun. Arif hocam, emeğinize sağlık. Çok güzel bir sempozyum organize ettiniz. Toplantıda bizi buluşturduğunuz için çok memnun oldum. Sağ olun. Çok sağ olun hocam. İyi ki geldiniz. İyi ki bizimlesiniz. Sağ olun hocam. Hocam buyurun. Süleyman Bey, sözünüz var mı başka? Yok hocam, buyurun söz sizde hocam. Gerçekten memnuniyet verici bir toplantı oldu. Sunum da gayet güzeldi. Duygu Hanım'ın doktora çalışması. Teşekkür ederim. Bizim çalışmalarımızın bir devamı niteliğinde gördüm çalışmayı. Süleyman Bey'in yüksek lisans teziyle doktora tezinin bir devamı niteliğinde onları destekler mahiyette olmuş. Hatırladığım kadarıyla Süleyman Bey yüksek lisans tezinde de turp özütlerini çalışmıştı. Turp özütlerinin bazı kültür bitkileri üzerinde Türkiye'de yaygın olarak yetiştirilen bitkilerimiz üzerindeki alelopatik etkilerini çalışmıştı. Doktorada da çeşitli agrokimyasalların yabancı otlar üzerindeki herbisit etkilerini çalışmıştı. Dolayısıyla bu çalışma her ikisinden de esinlenmiş, yani esintiler var. O bakımdan da iyi olmuş. Güzel bir çalışma olmuş. Bu turp zaten alelopatik potansiyeli yüksek olan bir bitki. Tarımda da kullanılıyor. Münaveberi sistem dediğimiz sistemde münavebe bitkisi olarak kullanılıyor. Kültür bitkileri mesela işte buğday, arpa, yulaf gibi tarım bitkilerinin ekildiği tarlaya veya bahçeye arada bir turp mesela 1-2 yıl ekildiğinde bu durum o arazideki yabancı otların gelişimini baskılıyor. Bu bilinen bir şey. Dolayısıyla bu çalışma da bunu desteklemiş oluyor. Bilimsel olarak ortaya koymuş oluyor. O bakımdan önemli bir çalışma olmuş. Kendim çok teşekkür ederim. Duygu Hanım'a. Şöyle bir geçmişe baktığımız zaman gerçekten Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde öğretim üyesiyken hem Süleyman Bey hem de İrfan Terzi Bey benim öğrencilerimdi lisansta. O zaman yarım doçenttim.
Tabii sonra aradan zaman geçti, doçent olduk, profesör olduk derken. Doçent olduktan sonra Kütahya'ya tayinimiz çıktı. Kütahya'ya geldik. Kader bizi Kütahya'da buluşturdu. Bu iki öğrencimle. İkisi de beni mahcup etmediler. Yani çalışmalarıyla başarılı bir şekilde devam ediyorlar. Bunları da görüyoruz zaten. Kütahya'da da teşrik mesaimiz devam etti. Hem Süleyman Bey'le hem de İrfan Bey'le yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaptık. Yayınlar yaptık. Uluslararası dergilerde yayınlandı bu tez çalışmaları. Tabii tez yapmakla iş bitmiyor. Bir önemli parçası da akademik faaliyetin bu tez çalışmalarının tabii dünyaya duyurulması, bilim camiasına duyurulması oluyor. Onu da dergilerle oluyor. Yani yayınlanmakla oluyor. O bakımdan bu da önemli bir husus. Tabii daha sonra şartlar bizi Kütahya'dan İstanbul'a yönlendirdi. 2010 yılında İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi'ne geldim. Burada moleküler biyoloji ve genetik bölümü yoktu. Bir biyoloji bölümü açılmış ama öğrencisi yoktu. Ben geldikten sonra bölüm başkanı olarak atandım ve Türkiye'de o yıllarda moleküler biyoloji ve genetik bölümü çok azdı. Yani 5-6 üniversitede de vardı. Bizim üniversitede teknik üniversite olduğu için Dekan Bey'in de görüşü o yöndeydi. Dedi ki bu biyoloji bölümünü biz ismini değiştirelim. Moleküler biyoloji ve genetik olsun diye dosyamızı hazırladık. YÖK'e gönderdik ve bölümü açtık. Öğrenci aldık aynı yıl. Ve daha sonra 12 yıl geçti aradan. Şimdi emekli olduk 2 hafta önce. Bu arada bu 12 yıl içerisinde bölümü geliştirdik. Şu anda lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının tamamı var. Güzel laboratuvarları var. Dolayısıyla bizden sonra da devam ediyor çalışmalar. Evet, akademik hayatımız bu şekilde devam etti. Tabii emekli olmakla bir akademisyen tamamen kopmuş olmuyor akademik hayattan. Kitap çalışmalarımız var. Onlara devam ediyoruz. Gerek popüler dille yazılmış bir kitabım var. İnşallah yenilerini şu anda ikinci kitabı şu anda hazırlamak üzereyim. Belki önümüzdeki yıl basılabilir. Aynı zamanda lise ve ortaokul ve ilkokullar için Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik ders kitapları, yardımcı ders kitapları hazırlıyoruz. Bazı akademisyen arkadaşlarımızla. Malumunuz şu anda okutulan ders kitapları seküler dille yazılmış tamamen. Hiç yaratıcıdan bahsetmiyor. Yani bu bir eksiklik bence yani. Çünkü bizim incelediğimiz canlılar yüce yaratanın eserleridir. Yani biz hiç yoktan yaratılmadık. Bir yaratan var. Çünkü bu canlılardaki ilim, sanat bir sanatkarı gösteriyor. Dolayısıyla o sanatkardan hiç bahsetmeden derslerde bu şekilde dersi işlemek doğru olur mu? Şimdi farz edin ki Selimiye Camisi'ne gittiniz Edirne'de. Mimar Sinan'ın en mükemmel eseri. Gezdirdiniz camiyi. İşte camideki mükemmellik, harikalık, ondaki sanat, incelik. Onları anlattınız öğrencilerinize. Bir gezi düzenlediniz. Ama hiç Mimar Sinan'dan bahsetmediniz. Şimdi bu olur mu? Bu bir vefasızlık olmaz mı Mimar Sinan'a karşı? Bir haksızlık olmaz mı yani? Aynı şey bu durum için geçerli. Ders kitabı yazıyorsunuz. Ama yazdığınız kitapta
hiç yaratıcıya bir, hiç olmazsa dolaylı yoldan bir ima eder tarzda bir gönderme yapmıyorsunuz. Aynı şey bence yani. Dolayısıyla artık bu şeyin düzeltilmesi lazım. Yani gerek ilkokuldan üniversiteye kadar yazılan kitaplarda böyle dolaylı da olsa bir dil geliştirip o dille tevhid diliyle bahsetmek lazım. İşte bunu yönelik çalışmalarımız var. Dolayısıyla akademik hayatımız devam ediyor. Yani Peygamberimiz beşikten mezara kadar ilim öğrenin demiş. Ona da uyarak inşallah ölünceye kadar bu çalışmalara devam edeceğiz. Evet, şimdi sizlerin soruları varsa o sorular muvacihesinde sohbetimize devam edelim. Evet, buyurun. Soru soruyu açar, o şekilde biraz daha genişletebiliriz. Sayın Hocam, ben söz almak istiyorum. Buyurun. Siz de ne güzel ifade ettiniz. Hakikaten akademik camiadan belki yaş hattıyla kanunlar gereği emekliymiş gibi olsanız da Kur'an-ı Kerim'de iki kelime geçmiyor. Emeklilik ve tatil diye bir kelime yok. Yani hiçbir emekli olmuş peygamber veya tatile çıkmış bir peygambere rastlamadık biz. Dolayısıyla az önce bahsettiğiniz gibi sizin bundan sonraki eserlerinizi yakından takip ediyor olacağız. Ben başlamadan önce sormuştum. Bolu'ya gelecek misiniz diye. Bizi de en azından Bolu'ya gideceksiniz. Kütahya'ya tekrar dönüş yapın. İstanbul'dan sonrası olacaksa. Bir şekilde burada oturursanız daha yakın oluruz en azından fiziki olarak da. Bundan sonraki planınız ne olacak? İstanbul'dayız evet ama ileride kadar bizi nereye götürür tabii bilmiyoruz. İstanbul biraz daha bu açıdan mümbit bir zemin. Yani bu çalışmalar için uygun bir ortam olduğu için yakın bir zamanda ayrılmayı düşünmüyorum. Ama ileride biraz daha yaşlanınca ne olur bilmiyorum tabii. Sinan Bey. Evet, katılımcı arkadaşlardan ya da dinleyicilerden soru sormak isteyen varsa buyursunlar. Hocam merhaba, ben Hasan Bircan. Buyurun Hasan Bey. Çok memnun oldum. Kameramı açmaya çalışıyorum hocam, inşallah gelecek. Hocam aslında sorum yoktu. Ben sizi tanıdığım için hani çalışmalarınızı öğrendiğim için çok memnun oldum. İrfan hocamın ve Süleyman hocamın bir kuşak altı sayılırım ben. Doçent doktor Hasan Bircan fizikteyim. Çalışmalarından dolayı, memlekete katkılarından dolayı çok çok teşekkür ederim hocam. Daha da çalışmaya devam edeceğim diyorsunuz. İnşallah bizler sizlere örnek olacağız. Arkanızda inşallah ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah Hasan Bey, teşekkür ederim. Evet hocam. Yani bizler fizikçi olarak ben de kendim işte Anadolu'da çalıştım. Doktorayı nükleer üzerine çalıştık. Sonra biyofizik dersi önerilmişti bana. Biyokimya bölümü tarafından. Orada biyoloji ve fiziğin aslında çok alakalı konuları olduğunu ve biz fizikçilerin bu konuları çok aslında fazla çalışmadığını fark ettim. Ama kendi açıma da aslında bir çeşit üzüldüm diyebilirim. Ama inşallah önümüzdeki yıllardaki araştırmacılar için, biyologlar için veya fizikçiler için değil. Belki bu tarz konulara da el atılabilir. Hocam tekrar teşekkür ederim ben. Evet, ben teşekkür ederim. Hasan Bey, memnun oldum tanıştığımıza. Evet. Daha önce tanışmış mıydık yoksa ben tam hatırlamıyorum. Hocam ben sizin ismen duyuyordum. Nereden tanıyorsunuz? Tamam. Ben şu anda Enstitü Müdürü Yardımcısı görevini yürütüyorum. Fizik bölümündeyim ben. Evet. Doçentliğimi de daha geçen sene aldım. Biraz yavaş tamam, davrandım. Kaç başka konulara giriyorum. Dediğiniz gibi esasında bilimler arasında kesin sınır yok yani. Evet. Fizik, kimya, biyoloji bunlar hep birbirine iç içe geçmiş şeyler, sahalar yani. Doğru. Evet, işin özünde öyle hocam. Yani ve
Fizik olarak biz de hani evrenin işleyişini falan inceliyoruz ama sonuçta bir baktım ki biyolojik hani yapı olarak da orada bütün işleyiş aşağı yukarı var. Astrofiziksel olarak siz fizik kanunlarını inceliyorsunuz, fizik kanunlarını keşfetmeye çalışıyorsunuz. Biz de biyoloji kanunlarını, canlılardaki işleyiş kanunlarını keşfetmeye, aydınlatmaya çalışıyoruz. Hepsi Yüce Allah'ın kanunları, yani kanun koyucu Yüce Allah, yani kanun olur da kanun koyucu olmaz mı? Değil mi? Evet, başka sorusu olan var mı katılımcı arkadaşlardan? Hocam söylemek istedikleriniz varsa devam edebiliriz sohbetimize. Evet. İrfan Bey, siz bir şey söylemeyecek misiniz? Buyurun. Bu program için ben tabii teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel bir şey oldu. Hocamla böyle yüz yüze görüşme fırsatı verdiniz. Teşekkür ederiz. Güzel şeyler bunlar tabii. Yani yaptığınız çalışmayı paylaşmış oldunuz burada. Belki hocam fikrini almış oldunuz. Yani onun için inşallah tabii dediğim gibi hocam belki bilmiyorsunuz ama yani belki bilmeyenler vardır da. Yani benim, İsmail hocam benim lisanstan hocam. Öğrenciydik biz aslında. Daha sonra yüksek lisans, doktora. Ben diyorum doçent profesör hocam da benim. İsmail hocam diyorum. Çünkü bütün yayınlarımız hepsi beraber zaten sağ olsun. Her zaman desteğini bize gösterdi. Bugünlere gelmemizde büyük katkısı var. Her zaman teşekkür ediyoruz. Minnettarız. İnşallah layık olmaya çalışıyoruz. Çalışmalarını sürdürüyoruz hocam. Yani inşallah güzel bir program oldu. Böyle değişik, bizim için bir nefes almış gibi bir program oldu böyle inşallah. Hocam Hasan Bey tevazu gösteriyor ama Hasan Bey çok iyi bir fizikçidir. Hani seni tebrik ettiğimiz, sevdiğimiz bir hocamızdır kendisi böyle. Sağlam giden bir fizik konusunda bir arkadaşımız, kardeşimiz diyeyim. Böyle onun için Hasan Bey biraz tevazu gösteriyor. Çalışkandır gerçekten fizikte bu konuda. Daha söz sahibi bir insan. Güzel oldu böyle, inşallah bunların devamı gelir. Dediğiniz gibi daha her zaman bekleriz. Daha da yüz olursa daha da güzel olur diye düşünüyorum. Ben herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum. Evet, daha önce ayrıldıktan sonra bir 3-4 defa geldim Kütahya'ya ama bu salgın falan araya gelince biraz araya açtık. İnşallah yine en kısa zamanda gelmeyi düşünüyorum. İnşallah. Her zaman bekleriz Sayın Hocam. Geldiğimizde de yüz yüze görüşürüz inşallah. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bizi kırmayıp daveti icabet ettiğiniz için. Ben çok sağ olun. Siz de sağ olun. Emeklilik hayatınızın çok daha güzel olmasını temenni ediyorum. Sağlıklı ömürler diliyorum Sayın Hocam. Bütün katılımcı arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Burada bitirelim isterseniz Sayın Hocam. Olur, olur. Hay hay. Tamam hocam. Hoşça kalın. Saygılar sunuyorum tekrardan hocam. Gününüz kutlu olsun aynı zamanda bugün Öğretmenler Günü. Hepimizin günü kutlu olsun. Evet, doğru, doğru. Evet. Ellerinizden öpüyoruz Sayın Hocam. Sağ olun, sağ olun. Hoşça kalın. Hoşçakalın. İyi günler. Çok İyi teşekkür günler. Ederim katıldığınız için İsmail Hocam. Tüm değerli hocalarıma çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.